en aptalca, en boktan icatlarını izleyeceğiz. Videoya geçmeden önce de kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet, bu ne? Bir bisiklet yapmış abimiz. Yani neden yaptılar bunu hiçbir fikrim yok. Elin kolun ağrıyor. Bisikletin pedalı yok. Kendi ayaklarını iterek sürüyorsun bisikleti. Çok saçma. Ve burada böyle bir şey var. Bu ne? Böyle şey mi yapıyor? Poponuza batıyor herhalde orada durmadan. Çok saçma değil mi ya? Bisiklet sürüyorsunuz. Bisiklet de değil. Ayaklarınızla ittiğiniz bir bisiklet ve alttan size böyle bir şey girip girip çıkıyor. Bu ne? Tuvalet kağıdı. Onu bu mu? Yani onu oradan döndürmek için mi? Ya bunu kim düşündüyse helal olsun. Hayatımda bundan daha gereksiz bir icat görmedim. Yani bunu yapmak yerine, buna uğraşmak yerine alıp peçeteyi direkt çevirip takabilirsin yerine zaten. Beyin bedava. Bu ne? Dönen çanta. Bunun ne yararı var abi bize? Tamam, kollarımıza bunu takıyoruz. Okey. Sonra bunu da takıyoruz. Sonra. Ya bu dönüyor mu yani? İçinde bütün yemek, sandviç falan hepsi şöyle dönüyor bak gördüğünüz gibi. Benim beynim yanmaya başladı ya. Devam etmesek mi acaba videoya? Tabii efendim. Bu ne? Abimiz yemek yiyor oradan. Tamam. Ağzını siliyor oraya. Tamam. Dön makinesi ağzı. Buna uğraştınız mı? Allah belanızı vermesin diye. Buna neden uğraştınız? Oha! Şaka mı bu? Adamlar bir şey üretmiş bunun için yani. Ağzına yemek ver. Bu kadar üşengeç olamaz bir insan ya. Bıktık ya. Bu ne? El var orada. Büyük ihtimal bu uyandırma şeyi. Evet, tahmin ettim. Çocuk uyuyor. Uyandırmak için onu böyle bir şey yapmışlar saat geldiği zaman. Ya çok saçma bence ya. Alarm diye bir şey var abi böyle. DATTALAT diye bir ses yapın öyle direkt uyandırsın. Bu ne? Ya abi bir şey diyeceğim. Hayır ya, ciddi misin? Bir şey diyeceğim. Aslında hani bu gereksiz bir icat gibi görünebilir ama aslında bu insanın kendi istediği, kendi zevkine göre ayarladığı bir şey. Yani ister adam dağın başına götürür, ister başka bir şey yapar. Hani raylı sistem yapmış oraya resmen. İstediği yere götürüyor küvetini falan. Muhteşem, güzel bence. Bu neymiş? Bilgisayar su fışkırtıyor ekran. Bir dakika. He, süresi var. Süresi dolduktan sonra ekran kapanıyor, su fışkırtıyor yüzüne. Ya bu şey abi, hani bilgisayarda çok fazla durdun. Hani kapat ekranı, su fışkırt, kalk bilgisayarın başından demek gibi bir şey. Gerek var mı? Hayır. Bilinçli bir insan zaten bunun farkında olup zamanı geldiği zaman bilgisayarın başından kendi iradesiyle kalkabilir diye düşünüyorum ben. Bu da şey, süreli tuvaletmiş arkadaşlar. 10 saniye süresi varmış bu tuvaletin. Nasıl bak, izleyelim şimdi ne olacakmış. Burada tuvalet duruyor. Adam oturuyor buraya. 10 saniye içerisinde sıçması gerekiyor arkadaşlar. 10 saniye içinde yaptın. Yapmazsan bak süren doluyor ve gidiyor. Bittin. 10 saniye içinde yapman lazım. Hayatımda gördüğüm en aptalca icat olabilir abi. Kafayı yiyeceğim ben ya. Bu ne? Ayakkabı. Ayakkabının içine su dolduruyor. Ne alakası su doldurma? Ağzını kapat. Bir şey mi olacak? Bir şeye yararı mı var bunu anlamadım. Niye böyle bir şey yapıyor? Acaba rahat mı ettiriyor ayağını falan filan anlamadım. Burada da bu abimiz tuvalete oturuyor. Ayakkabının altından böyle bir şey çıkıyor. He. Klozette oturma şeklinizi ayarlamak için böyle bir şey yapıyor ve daha rahat yapabilmenizi sağlıyor diyormuş bu ayakkabı. Normal hali de var, düz tabanlı. Tuvalete girdiğiniz zaman da böyle ayaklarınızı kıstırıp böyle yükseğe alıp yapabiliyorsunuz. Bu ne? Bisikletinin çalınmaması için direğe bağlıyormuş. İkisini bir araya getirdim. Bisiklet nasıl böyle büküldü onu da anlamadım. İple onu bağlıyor. Abi bir şey diyeceğim. Çok saçma olmadı mı? O ipi kopartır, ikisini de alır gider adam. Çok mantıksız oldu bence bu. Evet, ofiste çalışırken, cipslerinizi yerken elleriniz yağ olmasın diye böyle bir icat yapmışlar. Aslında bu biraz mantıklı gibi geliyor bana ya. Yani gerçekten mantıklı. Hani oyun oynarken falan bir şeyler yemek istiyorsunuz ve her yer yağ oluyor. Bunun için böyle bir şey geliştirmişler. Mantıklı bence. Ne yapıyorsun? Su var onun içinde. Tamam. Vayı oraya koydu. Çiçek. Abi bu kadar da üşengeç olmayın ya. Bak o ne? 40 yıl düşünsem şu aklıma gelmez benim. Bu ne? Terlikte küreme aracı var. Karları kürüyor ayağıyla. Ve bir şey diyeceğim. Kürekle karları kürüyor ya. O anda şu terliğin deliklerinden kar girmiyor mu yani? O ayaklara senin buz gibi olmuyor mu? Sen ne yapıyorsun abi? Evet, oraya bantladı burayı. Lavabonun içini. Tamam, okey. Burası bir mutfak. Delik açtı. Lavabonun su akan yerine falan. Tamam. Ne yapacak çok merak ettim. Tabağı aşağı koy. Kafayı yiyeceğim Allah'ım lütfen. Ben bu videoyu izlemek istemiyorum. Etraf ıslanmasın diye orayı bantladı ve orada yıkamaya devam etti. Şaka mı bu? Sen beni öldürün ya. Beni alın bu videodan ya. Evet, bu ne? Bir şey, tamam, okey. Kamera var önünde. Kamera onu görüyor ve ona ateş ediyor. Niye böyle bir icat var peki? Eğlenmek için evet mantıklı olabilir arkadaşlarınızla ama yani biraz mantıksız geldi. Bu zamana kadar şunu yapmayan aramızda yoktur. Böyle demirden kumbara yapmadınız mı hiç abi? Böyle parayı içinden almayayım, içinde biriksin diye. Ve bunu yaptığınız zaman o parayı hiçbir şekilde içinden alamıyorsunuz. Bak, atıyorsunuz böyle. En zor zamanınız geldiğinde, acil paraya ihtiyacınız olduğunda ne yapacaksınız diye düşünmüyor değilim. Çünkü acil paraya ihtiyacın var ve onu yani kırmak için o kumbarayı bir alete falan ihtiyacım var ve o anda yok falan. Yani biraz saçma geliyor bak. Evet, bu ne? Saati ilerleten makine mi? Ya böyle şeyler niye yapıyorsunuz? Yani bunun gerçekten bize hiçbir yararı yok arkadaşlar. Şu hayatımda gördüğüm en saçma yatak tasarımı. Böyle yattığınız şekilde, hani bazıları bu şekilde dizlerini büküp şu şekilde yatıyor. Ve ona göre de bir yatak tasarlamışlar. Çok saçma. Ben belki gece uyamayacağım, sırtımın üstüne yatacağım abi. Sana ne? Abi kadın doğru söylüyor.
6 saat boyunca uyusam 6 saat boyunca ben bu şekilde mi yatmak zorundayım yani, onu anlayamadım. Ne göbüşü var abimizin. He, aynada kendini görmüyor mu artık? Güzel, mantıklı bir icat. Aynayı böyle kapattığın zaman evet kendini göremezsin. Bu abimiz ne yapıyor? Bir süpürge hortumu sanırım o. Tamam, süpürge hortumu var. Sandalyeye bağlıyor bunu. Bak, güzel bir şey çıksın lütfen. Tamam, onu kesti. Evet. Ya hayır. Hayır. Abi ciddi misin? Ay Allah'ım, bu ne? Adam işemek için kendine makine yaptı. Oturup işeyemiyor musun kardeşim sen? Ne hortum mortumla uğraşıyorsun ya? Evet, bu abimiz de böcek öldüren bir şey yapmış. Bundan elektrik fışkırıyormuş arkadaşlar. Bastığı zaman her yerinden elektrik fışkırıyor. Bak gördüğünüz gibi. Ve köşede falan filan böyle böcekler olduğu zaman onlara anında elektroşoku yapıp öldürüyor. Mantıklı mı? Evet, bir tık mantıklı. Ama bunun için yani böyle aletler yapmana gerek yoktu. Bunların zehirleri var ve oralara döktüğün zaman o zehirden zaten etkilenip ölüyorlar. Bu ne? Bir tamam, sandalet. Kağıt keser. Sandalet, evet. Şaka mısınız? Yani bilmiyorum. Eğer AirPods'larınız kulağınızdan düşüyorsa bunun için bir çözümüm var diyor abimiz. Tamam, o çözümümüz neymiş? Böyle bir telefon kabı var, okey. Ona bağlanmış bir kulaklık kablosu ama abi bir şey diyeceğim. Yani AirPods'un olayı hani kablosuz olması ya. Yani sen eski nesile gittin aynı yani. Zaten kablolu kullanmak istesem kablolu kulaklık alırdım. Bu ablamız ne yapıyor? Arabanın arkasına bir şey takıyor. Tamam. Ya bir şey diyeceğim, buna oturacağım falan deme ya. Tamam, onu oraya taktı. Büyük ihtimal oturacak. Ya aslında çok da... İyi, güzel gibi. Yani araban, bilmiyorum ya. Çok kafam yandı. Her şey böyle iyi diyesim, kötü diyesim geliyor artık her şeye. Evet, bundan sonra gözlüklerinizde teleskop olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle gözlüğünüzü takıyorsunuz. Hatta teleskoplarda önünden böyle etrafı iyice izleyebiliyorsunuz. Nerede ne var, neredeyim ben, uzaklarda ne var, her şeyi görebiliyorsunuz. Dünyanın en berbat icatı bu arada, geçiyorum. Bu ne? Hayır, 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 dur, hayır. Oraya bir de süzgeç gibi şey yapmışlar ya. Tam noodle, noodle'ın suyunu oraya dök. Hayır, makarnayı da oraya döktü. Burada mı süzüyorsun onu? Tamam. Hayır. Hayır. Allah belanızı vermesin. Bunu bir de yiyecek mi? Kusacağım. Kusacağım. Arkadaşlar, bu videoda midenizi bulandırdığım için çok özür diliyorum. Gerçekten ben de böyle olabileceğini tahmin etmiyordum. Yani öyle o tahmin etseydim zaten bu tarz görüntüleri koymazdım. Şimdi siz söylüyorsunuz tabii. Videoyu sen editleyeceksin. Hala koymayabilirsin falan filan diye, ama olsun. Dikkat çekiyor. Güzel benim. Evet. Çay bardağını karıştıran kaşık makinesi. Üşengeç olduğumuzu her yerde belli ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Alıp bir çayı şöyle karıştırmak yerine tadının en güzel yerinde olduğu halde burada makinalarla uğraşıyoruz. Çok saçma. Bu ne? Bir sandalye. Sandalyede çok fazla oturduğunuz ve uyuyakaldığınız zaman bir şey oluyormuş. Ne oluyor? Göster bakayım bir. Ne? Bunlar benim götüme mi batacak? Aa, çok kötü. Uyuyakalmayın sakın. Herhangi bir sandalyede uyuyakalmayın, yoksa götünüze çiviler girer. Hatta bak şuna bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 5, 25 tane var ya burada çivi. Hepsinin aynı anda götünüze battığını düşünseniz de. Apo. Evet, yeni telefon alınca ben arkadaşlar. Telefonunuzu böyle çelik kaplamaya koyuyorsunuz, öyle gezdiriyorsunuz. Kilit falan tam. Abi sen bayağı cimri bir insana benziyorsun ya. Hani cimrilikle bağdaştırılabilir mi onu bilmiyorum ama yani bu kadar malına değer verme ya. Tamam, ver hani, ver de yani bu kadar da değil, abartmışsın sen. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.